Selam kızlar, selam arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Kanalıma, mutfağıma, Asik adına tekrardan hoş geldiniz. Biraz dedim kızçılarımla dertleşeyim, sohbet edeyim, konuşalım. Bazı arkadaşlar haklı olarak bazı konularda açıklama yapmamı istediler. Kendi fikirlerini hem yorumlara hem de özelden çok güzel bir şekilde ifade ettiler. Aslında haklılar da. Özellikle bir arkadaşımın, bir takipçimin dediği şeyden çok etkilendim arkadaşlar. Hamsi yapacağım bu arada. Gerçekten çok etkilendim. Bana dediği tek şey ne biliyor musunuz? Yani hepinizden Allah razı olsun. Hepiniz gerçekten muhteşem yorumlar yazdınız. Muhteşem mesajlarınızı aldım ve birçok kişiyle de görüştüm dün akşamdan beri. Ama sadece bir arkadaşımın dediği, sen dedi, hortumcuyla zapt etmiş kişisin dedi, baş etmiş kişisin dedi. O kim ki dedi, onlar kim Allah aşkına dedi. Sen dedi kendin demiyor musun dedi, telefonda görüştüm kendisini. Sen kendin demiyor musun ki ben sizi düşman yerine bile koymuyorum diyen kişi sensin dedi. Şimdi dedi iyi mi oldu dedi. Herkesin kanalında dedi konuşuluyorsun dedi. Evet dün akşam gene canlı açmışlar, konuşmuşlar, çok mutlu olanlar falan olmuş arkadaşlar. Dedi yani meydanı onlara mı bırakıyorsun? Gerçekten çok kararlıydım ve hala da düşüncemden gerçekten vazgeçmedim. Ama bilmiyorum. Çünkü insanların YouTube'da diyorum ya, YouTube'da çok kişinin pisliklerini gördüm. Çok kişinin ahlaksızlıklarını, çok kişinin para uğruna değiştiklerini, gözümün içine baka baka yalan konuşanları neler gördüm arkadaşlar, neler gördüm. Size şu kadarını söyleyeyim. Gerçekten çoğu zaman şoklara girdim. Bu kişi o kişi mi dediğim zamanlar oldu. Hepimiz burada bir şeyler yapıyoruz. Videolar yapıyoruz. İşte kimimiz kazandığımızda mutfak masrafını karşılıyor. Kimimiz almak istediği şeyi alıyor. Keşke kimse kimse için böyle kötü bir şey düşünmese. Hiç kimse de kimseyi küçümsemese. Yani kimse kimsenin evini, mutfağını, tabağını, çanağını, tavasını, tenceresini eleştirmese, sadece yapılan yemeklere saygı duyulsa, zaten bu durumda olmayız arkadaşlar. Ondan sonra yani ben sevilmediğimi zannediyormuşum ama ben seviliyormuşum. Yorumları okurken gözlerim doldu. Çok güzel yorumlar geldi. Ve dün akşam da o görüşmeyi iyi ki yapmışım diyorum. Bir arkadaşımdan bahsettim. Bir de ben dün akşam iki tane uzun zamandır görüşmediğim bir arkadaşımla görüştüm. Bir tanesi de çok güzel bir laf etti. O lafı ben sizlerle paylaşmayacağım. Haklı olarak ve gerçekten zeki bir kadınmış. Selam olsun sana da buradan canım. Yine de beni aradın. Konuştun. Akıl akıldan her zaman üstündür arkadaşlar. Ben hiçbir zaman demem yani ben çok üstün zekalıyım. Ya da ben kimse benim aklım daha çoktur gibi laf edemem. Bazen düşünemediğimiz şeyleri arkadaşlarımız bize bir şekilde söyleye ve söylediği şey çok mantıklı geldi. Öyle yani arkadaşlar. Evet üzüldüm. Çok üzüldüm. Gerçekten çok kırıldım. Hak etmediğim şeylerle karşılaştım ve aslı astarı olmayan o kadar ağır suçlamalarda bulundum ki dün artık yani gerçekten pes dediğim zaman oldu. Hele ki ben videoma ara verip de o canlı yayında yazılanları gördükten sonra bu iş bana göre değil dedim. Yani niçin dedim, kim için dedim ben kendimi bu kadar üzüyorum, bu kadar yoruyorum dedim. Ama
Allah razı olsun, sevenlerimiz çokmuş. Ben zaten bütün kızçelerimi seviyorum. Hepsi benim için çok değerli. Ama bu kadar güzel yorum yazacağınızı gerçekten düşünmüyordum. Beni hani aramanız, inanır mısınız arkadaşlar? Gerçekten dün gece gözlerim doldu. Hiç tahmin etmediğim, hiç böyle uzun süredir konuşmadığım, hatta engellediğim kişiler bile bana normalden yazdılar. Engeli kaldırır mısın? Konuşmak istiyorum. Yani tamam dediler. Bir kişi öyle tamam benimle konuşma. Ama YouTube'u bırakma dediler. Emeğin var dediler. 1,5 sene kendini ispatlamaya çalıştın. Hani birkaç arkadaştan sana yorum yazmıyorum ama bu seni izlemiyorum, beğeni koymuyorum anlamına gelmiyor dedi. YouTube'un dedi en dobra kadınısın dedi. İlk gün nasılsan şimdi de öylesin dedi. Hani bilmiyorum. Diyorum ya, yalan konuşmuyorum. Ne maksatla geldik, nelerle karşılaştık. Şöyle dizdim arkadaşlar hamsimi. Hemen buraya koyuyorum, karnım aç. Kahvaltı yapmadım. Hamsi yiyeceğim. Öbürünü de hemen tavaya diziyorum kızlar. Kabuğunu böyle yağladım. Yemek var evde ama hamsi yemek istiyorum. Canım hamsi istedi. Öyle yani kızlar. Sonra şöyle bir şey. Gerçekten bak arkadaşlarım haklılar. Kızçelerim gerçekten haklılar. O kim ya dedi. Bak akşam konuştuğum bir arkadaşım. O kim Allah aşkına dedi. O kim Allah'ın cahili dedi. Kim o ya dedi. Doğru. Şöyle bir mantıklı düşününce. Gerçekten o kim ki ben meydanı ona bırakacağım. Ve ben meydanı bırakırım. Benim için hiç problem değil. Ama hemen oraya gidip de bunu sevinçle kutlamaları tuhaf geldi bana. Kimse kimseyi anlamıyor. Kimse kimseyi... Şöyle bir şey var. Kimse kimseyi gerçekten sevmiyor arkadaşlar. Sevmiyor. Neler gördüm ben bu YouTube'da? Neler gördüm? İnsanların nasıl yalandan yere bir şeyler üretip de sırf izlenmek için, sırf insanları kendine çekmek için yaptığı polemikleri ben bu gözlerimle gördüm. Yani kararım gene tam net kararımı vermedim. Her an bilmiyorum soğudum YouTube'dan. Soğudum. Tabii ki kızçelerimden asla soğumadım. Kızçelerimi seviyorum çünkü bizde pazara kadar değil mezara kadardır. Ben kızçelerimi sevdim. Düşünebiliyor musunuz ya? Ben ilk YouTube'u açtığımda ilk yorumumu yazan kişiyle ben dün gece telefonda konuştum. Dün gece ben üç kişiyle görüştüm telefonda. Bilmiyorum. Ama şunu hissettim. Kırgınlıklar oldu. Bazı daha açık konuşmak gerekirse bazı kıskançlıklar yüzünden benden gittiler. Yorum yazmadılar ama yine de gözleri benim üstümdeymiş. Hani yine de izliyorlarmış. Çünkü dün ben son videomu paylaştığımda hemen beni aradı. Aramadan önce, pardon aradı demeyeyim, hemen mesaj yazdı. Konuşmak istiyorum. Engeli kaldırır mısın? Konuştuktan sonra istersen tekrardan engelle diye. Bazen insana bunlar bile yetiyor. Yani gerçek dost. Zaten YouTube'umda ilk olanlar, ilk beni destekleyenler benim gerçek dostum zaten. Her ne kadar araya kıskançlık girse de onlar beni biliyor. Bak kızdıkları yerler var. Ama dedikleri tek şey ya kızdık ettik aramızda sorun oldu ama YouTube'un en dobra kızısın, en dobra kadınısın. Yani bunları söylemeleri bile bana yetti. Mis gibi de koktu hamsi. Video yapmayacaktım. Ama bu zamana kadar kızçelerim bana destek verdi. Kızçelerim bana yorum yaptı. Kızçelerim ne bileyim
para kazanmama sebep oldum. Hiçbir şey benim kız çenerimden daha değerli değil. Korktu kaçtı lafını dedirtme dedi. Sen dedi hortumcuyla baş etmiş kişisin. O kim ya? Onlar kim dedi? Kim? Ve bana bunu söyleyen arkadaşım gerçekten sert bir şekilde söyledi. Kızarak söyledi. Haklı. Sen dedi güçlüydün dedi. Güçlü değil misin dedi. Kim onlar? En çok etkilendiğim söz onlar kim ya dedi. Kim onlar dedi direkt. Onlar için mi dedi. Senin bir davan vardı dedi. Evet arkadaşlar. Ben YouTube'u niye açtım? Herkes biliyor. Yeni gelen arkadaşlarım var. Yeni gelen arkadaşlarım hortumcuyu biliyor ya da bilmiyor. Şöyle anlatayım ben kısaca. Yazmışlar çünkü. Açıklama yapar mısın diye. Hani bir arkadaşım da yazmış. Çalışıyorum. Eski videolarını izlemeye vaktim yok. Anca yeni videolarını izliyorum falan diye. Birkaç kişi var böyle. Ben onlara buradan şunu söylüyorum. Evet arkadaşım hortumcu diye bir YouTuber vardı. Zamanında çok güzel desteğimi falan verdi. İşte sonradan iftiralarla konuştuğu sahte sahte kelimelerle işler çığırından çıktı. Herkes de beni farklı anlattı. Farklı bir şekilde izlenim bıraktı. Ben de kendimi savunmak için YouTube'u açtım. Evet niyetim buydu arkadaşım. Çünkü pis bir şekilde bir karalama yaptı. İftira attı. İftirası için ben YouTube'u açtım. Ve konuşuyorum. Ara ara da bu kişiyi konuşuyorum. Çok güzel dedim kızlar sıkı sıkı. Konuşmuyorum desem yalan olur. Konuşmayacağım desem de yalan olur. Ben evet konuşacağım çünkü intikam ateşi bir türlü içimden gitmiyor. Bunları hep söylüyorum. Şunu da yakayım. İkisi birden pişsin kızlar. Sabah elektrik yok. Düşünebiliyor musunuz? Evde çakmak yokmuş. Derler ya komşu komşunun külüne umurtaştır diye. Gerçekten doğruymuş. Hemen gittim komşudan çakmak aldım. Elektrik yok. Evde de çakmak yok. Çakmak da yanmıyor eve. Ocağı da yakamıyorum falan. Mecbur komşucuğumdan aldım çakmak. Kızlar. Siz izleyin hamsilerin nasıl kızardığını kızlar. Muhteşem kızardılar. Mis gibi de koktu. Evde yemek var ama gerçekten canım hamsi, balık türü bir şey istedi. Üzgünüm, kırgınım gerçekten. Hiç hak etmediğim şeylere maruz kaldım. Kime iyilik yaptıysam, ilk kazık attığı kişi ben olmuşumdur. Herkesin yani şöyle işlerini halletti, işlerini yoluna koyan herkes gözümün içine baka baka bana kötülük yapmıştır. Sessiz olun, kimseye iyilik yapmayın. İyilikten gerçekten maraz doğuyor. Yapmayacaksınız iyilik. İnsanlar, yani bu tür insanlar iyilik yapmayı hak etmiyor. En güzeli uzak durmak. Canımı çok yaktılar. Beni maşa olarak çok kullandılar. Evet. Aptalmışım, salakmışım. Hani diyorum ya ben aptal değilim, salak değilim. Gerçekten aptal ve salak olduğumu kendimde kabul ettim. Çünkü çok kullandılar. Maşa olarak kullandılar. Bir yerlere gelebilmek için beni kullandılar. Ama en çok benim zoruma giden bu YouTube'da ne oldu? Ben neden kapatma kararı aldım? Bakın ne diyorum tekrardan. Devam ettirir miyim, ettirmez miyim gerçekten bilmiyorum. Bakın arkadaşlar. Sözümü de vermiyorum. Hani diyordum ya ben yaşadığım süre içinde kimse sevinmesin. Bu YouTube olacak diyordum. Evet o lafımın arkasındayım ama şimdi benim en çok da zoruma giden bana canım cicim sen haklısın. Fikrine katılıyorum. Doğrusun, şusun, busun diyen kişi gerçekten bunu diyen kişi diğer bir düşmanımın kanalına tabii ki de gidebilir. Tabii ki de yorumunu yazabilir. Bak orada hiçbir problem yok. Ama gidip de orada beni kötülemesi çok zoruma gitti.
Bir tane takipçim arkadaşlar. Sevdiğim, değer verdiğim bir ablam diyeyim ben ona. Bu da döneklik yaptı. Ve hiçbir zaman bana dediği tek şey neydi biliyor musunuz? İki dünya bir araya gelse ben senden vazgeçmem. Ha şu an hiçbir yerde değil. İzliyor beni biliyorum ama yorum yazmıyor. Bir de hani bana surat asacak ya da bu şekilde davranacak kadar hani bir şey yaşamadım onunla. Onun yaptığı çok zoruma gitti. İşte insanlara güvenmememin, güvenmeyeceğim dememin sebebi de bu aslında. Çünkü hiç kimse ilk tanıdığımız günkü gibi kalmıyor. Bizi çileden çıkartıyorlar. Gerçekten öyle arkadaşlar. Biliyorsunuz çok güzel kızlarım. Hamsiye bayılırım. Karnımda bir aç, bir aç size anlatamam. Pişirdiğimi bunu alacağım arkadaşlar. Geçiyor mu tabağım? Üzgünüm, çok kırgınım. Ve artık kimseye de kendimi ispatlamak gibi bir şeyim, bir niyetim yok. Kötü yemek mi yapıyorsunuz diyorsunuz. Siz iyisini yapın. Ben böyle yapıyorum. Mutfağım mı küçük diyorsunuz. Sizin mutfağınız büyük olsun. Benim mutfağım böyle. Şişmansın mı diyorsunuz. Ha benim kilom böyle. Siz zayıf olun. Bundan sonra söyleyeceğim tek şey bu. Biz kimseye yalakalık yapmadık. Kimseyi parası için hayatımıza sokmadık. Para göremeyince de milleti yarı yolda bırakmadık. Biz öyle insanlarız. Bu kadarını söyleyeyim yani. Bu olmuştur arkadaşlar. Önemli olan hamsiyi, balığı pişirirken etrafı kirletmemek. Of 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 süper. Hemen de kızarıyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Şimdi göstereceğim. Oldu mu bu kızlar? Hiç söylemiyorsunuz da. Bu da olmuş ya. Hemen bunu da çeviriyorum. Kızçeler. Bilmiyorum hamsi seviyor musunuz? Ben çok severim hamsi. Olmazsa olmazımdır. Bayılırım yani hamsiye. Mutsuzdum, üzgündüm ya. Şimdi hamsi yerken ben çok mutlu olacağım kızçeler. Yemin ediyorum bana da yağ da yanmıyor ya. O kadar çok yağ kullanıyorum ki. Bakın. Kısmış mıyım altını? Siz böyle benim hatamı, eksiğimi söyleyin kızlar. Ocağı kıstım diyeyim. Kimseyle uğraşacak şeyim yok. Onlar gerçekten kim ki ben onlarla uğraşacağım. Onların söylediği lafları gerçekten insan yerine koyup da onlara cevap veren gerçekten onun seviyesindeki insandır. Çünkü kimin ne olduğunu, çok affedersiniz, ne bok olduğunu çok iyi biliyorum. Zamanında bana nasıl yalvardıklarını, iki kelime konuşmak için önümde arkamda araya insanlar soktuklarını nasıl olsa ben biliyorum. İstedikleri kadar inkar etsinler. Sever misiniz kızlar? Çıkın çıkın gelin bak. Asi kadının evinde yemek vardır. Çok güzel. Nefis gözüküyor. Bir tane yesem mi acaba? Şuradan bir ama sıcak. Sıcak bir şey yemeyi ben sevmiyorum kızlar. Evet kızlar. Hamsi kızardı. Burada 2 kilo yakın hamsi var. Çok da fazla değil misal. Yani 1 kilo benim neyime yeter. 1 kiloyu ben tek başıma yerim. Diyette de olsam şu tabakta gözüm var. Bunun hepsini yiyebilirim. Şöyle ekmeklerim var. Deniz ekmek arası yiyecek. Çok sever ekmek arası balığı. Ona ekmek hazırlayacağım. Ondan sonra öyle yiyecekmiş.
Yanında içeceğiyle birlikte şuradan bir tabak alayım. Yağmur yağıyor arkadaşlar. Aşırı derecede bir yağmur yağıyor. Yağmur zaten 2 gündür yağıyor. Kocamla konuştum. Kocam da demez mi? Bizim buraya kar yağıyor. Burada dedim kar mar yok. Ama yağmur yağıyor dedim. Elektriğimiz yoktu sabah. Telefonumun şarjı yoktu. 2 tane yeter. Ben ekmek yemeyeceğim tabii ki de. Ama ekmek muhteşem. Çok seviyorum bu ekmeği. Her zaman da olmuyor arkadaşlar. Bu ekmek binde satılıyor. Evin ekmekleri çok güzel oluyor. Şimdi hemen 2 dakikada bir salata da yapacağım. Hiç de canım yapmak istemiyor, yemin ederim. Ekmekleri açayım da. 2 ekmek yeter herhalde. 2 ekmek bir biftek. Evet kızlar, Deniz'in balık ekmekleri hazır. Şöyle göstereyim. Tam onun istediği gibi yaptım içine. Yani şu tabağın yarısını koydum. Şimdi Deniz'e bunu götürüyorum. Ben de mutfağımı temizleyeyim. Temizledikten sonra sohbetimize devam edelim kızlar. Gitmeyin bir yere. Ay, kapatamıyorum. Evet kızlar. Kız şeyler. Balığı pişirdik. Şuraları komple sildim. Şimdi lavabomun içini, dur bakayım gözüküyor mu? Şöyle. Şu amonyaklı ciple balık kokusunu, hamsi kokusunu, domestos falan almıyor. Sadece şu amonyaklı cip içinde ne varsa o tamamen alıyor. Şu an evde hiç balık kokmuyor arkadaşlar. Yani mutfağı çok güzel bir şekilde temizlediğimiz zaman evde hiçbir koku kalmıyor. Önemli olan mutfağı temizlemek. Biz neler gördük? Benim çevremde vardı öyle. Hamsiyi pişirip de yiyip mutfağa toplamadan düğüne giden insanlar mı ararsınız? Sonra o pisliği bırakıp da sabaha temizlerim deyip de milleti eleştiren, milletin en ufacık bir şeyini konuşan insanlar mı ararsınız? O hep böyledir zaten. Kendi pisliklerini görmezler. Başkalarının pisliklerini görürler. Biz çok şeyler gördük de biz bakma, insan hatırına, arkadaş hatırına birçok şeyde sustuk. Bazen diyorum iyi ki susmuşum, bazen diyorum keşke susmasaydım. Lafı zamanı geldiği zaman hani en azından şunu diyebiliyorum arkadaşlar. Bu da bitmiş bana göre kağıt havlu. Şunu diyebiliyorum yani. O kendine baksın. Bunu demek bile yetiyor yani. O kendine baksın. Yoruldum kızlar. Gideceğim, dinleneceğim şimdi. Pijamalarımı giyip yatağıma yatmak istiyorum. Hava da yağmurlu. Yağmurun sesini duyuyorsunuzdur muhtemelen. Bakın. Çok güzel değil mi yağmurun sesi? Yani tam yatılıp uyunacak bir hava var. Bu yatağa girip yatmayı da Canoş'tan gördük. Canoş'tan miras kaldı. Öyle yani arkadaşlar. Mutfağımızın işi bitti. Şimdi gidelim dinlenmeye. Kızlar, mutfağı temizledim. Her yeri pırıl pırıl yaptım. Ondan sonra kağıt havlumu da takayım. Şu kağıt havlunun ilk başını, ilk 2 yaprağını hiç sevmiyorum. Yamuk durduğu için. Hayır, bunu atmayacağım. Bunu kullanacağım. Nasıl olsa yarım saat sonra benim işime yarayacak ama hani bir kıvrık falan duruyor ya işte. Biraz takıntılıyım ben de. Öyle yani kızlar, yatacaktım. Yemin ediyorum yatmaktan vazgeçtim. Biraz hamsi yedim, çok değil. Her zamanki performansımda yemedim hamsiyi. Çabucak doydum. Zaten aç değildim. Aslında açtım ama kokusu tıkadı beni. Çok da güzel olmuş. Çok da nefis olmuş arkadaşlar. Tekrardan yazdığınız yorumlar için çok teşekkür ederim.
Yani bu YouTube'daki sahtekar kaplı insanları düzeltmek gerçekten bana düşmezmiş. Bir ara düşündüm bunların dedim sahtekarlıkları rajona ters dedim ama baktım ki uğraşılacak kişiler değiller. Eyvallah dedik. Bizlik bir şey yok yani. Çünkü karakter bambaşka bir şey. Karakter parayla satın alınmaz. Namus, şeref parayla satın alınmaz. O yüzden namusu, şerefi, haysiyeti, haysiyeti, gururu, ne bileyim küçücük de olsa bir onuru olmayan insanları konuşmak da bana yakışmaz. Eden bulur. Ben Allah'a havale ettim. Eden bulur. Dün beni o kadar üzdüler ya, dün o kadar çok günahıma girdiler ya, gerçekten Allah'a havale ettim. Aldığım süpürgeden tutun, aldığım yatak odası, kullandığım temizlik malzemeleri, hatta işte evimin küçüklüğü, mutfağımın küçüklüğü, onlardan da vazgeçtim. Bakın az önce aklımdaydı, unuttum. Neydi bir de meşhur konuşma? Çizmeler değil, çizmeleri biliyoruz. Bir şey daha vardı, onu hatırlayamadım şu anda. Hadi kişiliğimizden, kişiliğimizi konuşmalarından es geçtik. Bir de yani o kadar saçma sapan şeyler üretip de konuştular ki, o kadar basit ve o kadar güleceğiniz bir şeydi ki, bakın şu anda aklımdan çıktı. Her neyse, problem değil. Çok sevindiniz, meydan size kalacak diye Allah bilir. Allah'ın dediği olur. Bir de benim ruh halime kalmış bir şey. Ne diyorum? Benim yemeğim ekmeğim YouTube'dan yenmiyor. Bu ay zaten YouTube'cular bilir. Bu ay YouTube'da para nanay. Önümüzdeki ay da öyle galiba. Hani çok da problem değil. Çok da önemli değil yani. Yapıp da ben video yapıp da. Ben videoyu kanalım paraya kapalıyken bile ben kızçılarıma videoyu yaptım. Oradan bilenler bilir yani benim para göz olmadığımı. Kanal reklamlara kapatıldı. Çünkü pin kodum gelmiyor işte biliyorsunuz. Ve ben yine her gün videomu da yaptım, canlımı da yaptım. Çünkü her şey para demek değildir. Kızçelerimi özlediğim için yaptım. Evet kızlar, bazı insanlar evine hamsi balık sokmaz. Neymiş efendim kokmuş. Vallahi benim canım istiyorsa ben yaparım. Hiç de koku moku yok. Bir güzel mutfağı cipledim. Arkadaşlar şimdi hiç konumuz elips yok ama bunu hep kullanıyordum ben fakat hiç çamaşır suyu katkısını almamıştım. Muhteşem bir şey. Hani bunu aldıktan sonra başka temizlik malzemesi almamıza gerçekten gerek yok. Pıs pıs yapın. Bütün kirleri sap sarı kir akıyor arkadaşlar. Ovalamak yok. Ne bileyim uğraşmak yok. Mis gibi şu an mutfakta tam istediğim gibi deterjan kokuyor. Çamaşırım var asılacak. Asacak mıyım? Tabii ki de hayır. Şu an canım asmak istemiyor. Ben öyleyim. Ben rahatıma düşkün bir insanım. Canım ne zaman isterse ben o zaman asarım. Nevresimlerimi değiştirmiştim. Onları attım, yıkadım. Şimdilik dinleneceğim. Ama yatağıma girip dinlenmeyeceğim. Yatağımı çok güzel düzelttim. Mis gibi pırıl pırıl yaptım. Kıyamıyorum arkadaşlar. Ben de böyle bir şeylik var yani. Hani çok özenerek yaptığım şeyi bozmak istemiyorum. Şimdi gerçek olan bir şey var. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Ben gözümü sizlerle açtım YouTube'dan. Sizlerle kapattım. Yorumlarınıza elimden geldiği kadar cevap vermeye çalıştım. Elimden geldiği kadar WhatsApp mesajlarınıza cevap vermeye çalıştım. Çoğu aramalara dönmeye çalıştım ama dönemediğim kişiler gerçekten kusura bakmasın. İçimde hiçbir art niyet yok. Ben de hakkınız çok. Ne diyeyim yani. YouTube konusunda gelince yapar mıyım yapmaz mıyım bilmiyorum ama kızçeleri de üzmemek lazım. Ne kadar kırgın olsam da ne kadar üzgün olsam da bu karaktersizlere meydanı bırakıp da korktu kaçtı lafını dedirtmeyeceğim. Her şey bu laf için zaten. Ben Allah'tan başka kimseden korkmam. Şunu da size burada söyleyeyim. Kimseye prim yok artık.
Benim konuşacağım. Ya ben sağdan soldan işte YouTube olan kişileri asla konuşmayacağım. İsteyen istediğini konuştum. Bakın ben nasıl bir kişi için konuşursam namerdim dedim. Artık gene öyle. Konuşursam namerdim. Bu lafımı da yazın. Yalnız şunu da üstüne basayım. YouTube'u yaptığım süre içinde, bakın burayı iyi dinleyin. Konuşmayacağım. Bu YouTube sahiplerini konuşmayacağım. Ama Hortumcu'yu konuşacağım. Hortumcu'nun tayfasını konuşacağım. Bak bunun sözünü asla vermiyorum. Çünkü en baştan söylüyorum konuşacağım diye. Benim davam bu pisliklerleydi. Bu pisliğin yüzünden benim başıma gelmeyen şey kalmadı. Benim davam bu pislikle, bu pislik Hortumcu'yla. Hortumcu'nun köpekleriyle, Hortumcu'nun yani attığı kişilerle benim işim olmaz. Bunlar diyorum ya, bunlar benim düşmanım bile olamaz. Bu kişileri asla konuşmuyorum. Konuşursam namerdim. YouTube'a devam edeceğim. Ki öyle gözüküyor. İnşallah devam edeceğim. Bir aksilik çıkmazsa. Ama yok o, yok şu, yok bu, yok şu kanalda şu konuşulmuş, yok bu kanalda bu konuşulmuş. Konuşmayacağım. Hiçbir pislikle benim işim yok. Onlar kim ki? Gerçekten şöyle düşündüğüm zaman gerçekten onlar kim kim? Biri Allah'ın cahili, dağda oturmaktan kafayı sıyırmış, dağda yaşamaktan, morg kocasıyla vakit geçirmekten kafayı sıyırmış, delirmiş, borazan yutmuş gibi sesi var. Diğeri derseniz ayyaşlıktan, içmekten, ne bileyim, gözü hiç kimseyi görmüyor, kendi ailesine, kocasına, kızlarına bunu yapan kişi. Ben niye konuşayım ki bunu? Her şey karakter meselesi. O pis sarhoşu bile konuşmak artık gerekmez. Çünkü eğer konuşursam ondan hiçbir aşağıda kalır yanım olmaz. Ama Hortumcu'yu konuşacağım. Bunu söylüyorum. Diğer kötü yorum yazanları da konuşurum. Hani bana şunu yazlar, bunu yazlar. Hani onun cevabını da veririm ama diğer kişiler benim kapımda köpek olamaz. Doğruyu söylemek gerekirse. Kapımda köpek olamayan, burnumu sümkürüp de sümüğümü attığım kişiler, insan olamayan kişilere bundan sonra kanalımda konuşmuyorum. İstediğinizi söyleyin. Mutfağı küçük değil, mutfağı pis değil, yemek yapamıyor değil, tenceresi şöyle, dolabı böyle, evi böyle, oğlu böyle, şu böyle, bu böyle, istediğinizi söyleyin. Ki söylerlerdi arkadaşlar, benim çocuklarıma kadar laf eden adi kişiler daha neler neler söylemezler. Ben hiç kimsenin çocuğunu konuşmadığım halde konuşulduğu adı çıktı. Ama insanlar o kadar tuhaf ki benim çocuklarım konuşulduğu zaman kimse demedi. Neden Asin'in çocukları konuşuluyor? Neden Asin'in 13 yaşındaki oğlu ya da 22 yaşında delikanlı oğlu konuşuluyor? Hiç bu lafları eden olmadı. İşte bunlar birikti, birikti, birikti. O yüzden kimin ne mal olduğunu, kimin ne kadar dönek olduğunu ben çok iyi biliyorum. Bakmayın öyle. Bazı kişilere normal cevap verdiğime gerçekten bakmayın. Zamanında harika bir insansın. Harikasın. Kimsenin içine karışmıyorsun. Sana hayranım dediğim kişiler bile beni utandırdı. Gerçekten beni utandırdı. Başkasını işte o şahısları kötüleyip hakkında dedikodu yapan kişiler, benim kanalımda kinini öfkesini kusan kişiler şimdi gidip onların köpekliğini yapıyor. Yapsınlar. Herkese Allah'a havale ettim. Allah herkesi layık olduğu bir şekilde yaşatır. Yaşatsın. Kim benim hakkımda ne düşünüyorsa Allah bin misline versin. Bir de ne söyleyecektim? Bir şey daha söyleyip videomu kapatacaktım. Allah bizi bu insanlardan korusun. İçi fesat, dışı fesat. İyi görünüp de içi böyle bilmem ne gibi kaynayan fesat, pislik insanlardan, çıkarcı insanlardan gerçekten korusun. Böyle insanları notunu verdikten sonra gerçekten hayatımıza tutmanın hiçbir anlamı yok. Ne diyorum? Gidersin istediğin yere, istediğin yorumu yazarsın. Ama beni orada kötüleyip de
Hangi yüzle benim kanalıma geliyorsun? Sana diyorum, sana. İzliyorsun beni. Sana diyorum. Hangi yüzle utanmadan geliyorsun da bir de bana yorum yazıyorsun ha? Çok sahtekarsınız. Çok çakalsınız çok. Aslında çakal olduğunuzu zannediyorsunuz da. Neyse. Bir de ne söyleyecektim ben? Ha. Bunu da söyleyeyim. Daha çünkü kimse yani şey yapmayacağım dedim ya. Bu ormancını biliyorsunuz, bu ismini de veriyorum. Dilek Dural. Durak mıdır, durak mıdır? Hani bu şişme surat var ya. Pis ablak suratlı var ya böyle. Botoks mu yaptırmış, ne yaptırmış, şişirttirmiş ya, koca kafalı bir şey var ya böyle, çizgi film karakteri. Bu pislik ne yapmış biliyor musunuz arkadaşlar? Ben yeni öğrendim ki bana söyleyen kişi, açık söyleyeyim, Ümran. Ümran'la konuştum. Evet, Dilek Durak pisliği, şişme surat gitmiş ona mesaj yazmış Messenger'da. Ne zaman yazdığına gelince, bu pislik laf peşinde, ses kaydı alma peşinde ya arkadaşlar. Önce Nuriş'i aradı, mesaj yazdı. Sonra beni aradı, mesaj yazdı falan. İşte bizim arkamızdan da bunu aramış. Hadi bakalım, şişme surat. Ümran'a mesaj yazmadıysan Messenger'dan yaz oraya. Bir yere yaz. Ben aramadım. Dinimi kitabımı, Allah'ımı kitabımı inkar edeyim ki de. Ben böyle bir şey yazmadım de. Ben de senin ekran görüntünü videomda paylaşacağım yazdığına dair. Tamam. İşte insanlar bu kadar dönek. İnsanlar yani biz YouTuber'lar gerçekten biz boşuna çıldırmıyoruz. Bizi öyle bir noktaya getiriyorlar ki biz yeri geliyor bak şöyle bir şey. Birikiyor, birikiyor, birikiyor arkadaşlar. Yeri geliyor. Hani çok kızılacak bir şeye o an kızmıyoruz ya. Yeri geliyor bazen hiç kızılmayacak bir şeyde biz patlaklık veriyoruz. Çünkü insanlar gerçekten bizim beyin ayarlarımızla oynuyorlar. Bizim nabzımızla oynuyorlar. Yani resmen bizimle alay ediyorlar. İnsanlarla alay ediyorlar. Ha, şişme surat. Dilek. Şişme surat. Allah yüzündeki meymeneti almış. Yüzünün nurunu almış da yılan gibi, pislik gibi bir surat vermiş sana. Yetmeden ortalığı karıştırdın. Hiç mi Allah korkun yok? He? Hiç mi Allah korkun yok? Terbiyesiz. Daha yazdığım mesajlara bana yazdıklarını duruyor. Ona buna yazdıklarını duruyor milleti kötüleyerek. Bir de utanmadan sen Ümran'a kadar kaldın mı ya? Ne verebilir? Ümran sana nasıl bir cevap verebilir yazdığına karşılık? Ne diyecek? Ben Asi'yi sevmiyorum, sildim mi diyecek? Ya da Asi şöyle kötü, böyle kötü, bunu mu umdun? Ne hakla yazıyorsun, ne hakla? Kızmayayım, kızmayayım diyorum arkadaş. Bir yerlerden bir şeyler çıkıyor gene de. Ne hakla yazıyorsun? Maksadın neydi? Yaşından başından utan. Pislik gelmiş 55 yaşına. Utanmadan şişirttirmişsin suratını. Otur da evde ben nasıl bir insanım diye bunu düşün. Tamam mı? Ona buna oradan buradan nasıl ulaşırım diye. Uğraşma. Allah'ın pisliği. Evet arkadaşlar, bu pislikler bitmez. Bunlar gerçekten hepsi benim kese baktığım tırnak olamaz. Hepsini toplasanız bir asi kadın etmez. Evet. Onu üstüne basa basa söylüyorum. Hepiniz gidin Allah'ınızdan bulun. Şeytanınızdan bulun. Gerçekten sizi insan yerine koyup da ben konuşmuşum ya. Bana yazıklar olsun arkadaşlar. Bana gerçekten yazıklar olsun. Bu pislikleri ben ağzıma alıp konuştum ya. Ama bundan sonra konuşursam namerdim. Bakın namerdim. Nasıl birisi için dedim, bir kanal için dedim. Konuştum mu? Konuşmadım. Tükürdüğümü yalamam. Ben bunlar gibi dönek değilim. Bu insanlar gibi dönek değilim ben. Sizleri öpüyorum. Hoşça kalın. Hadi bakalım Asi Kadın'la kalın. Asi Kadın sizi çok seviyor. Asi Kadın sizsiz olmaz. Evet kızlar. Bunların, bu pisliklerin adını anan namerttir. Benim bir tek düşmanım var. Konuşursam, ben konuştuğum zaman düşmanımı konuşurum. Bunlar kim ya? Kim bunlar? Gerçekten kim? Öptüm sizi. Hoşça kalın. Hadi eyvallah kızçelerim. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.